Mehmet Hocam korkmaya hazır mısınız? Öncelikle Mehmet Hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Kameraya bakarak birkaç cümleyle kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Mehmet Karakoç. 10 yıl bu ilimlerle uğraştım. Medrese eğitimi, ondan sonra havas eğitimini aldım yurt dışında. Bu ilim vasıtasıyla insanların üstündeki sıkıntıları almada Yüce Rabbimizin izniyle kullanıyorum. Korku filmleriyle aranız nasıl? Eskiden iyiydi de şimdi bu zamanlar vaktim yok izlemeye. Zaten içinde yaşıyorum korkunun. Korkuyor musunuz mesela? Korkmuyorum. Hocam bugün 13. Cuma ve korku ögesi aslında. 13. Cuma diye hatta film bile vardır yani yurt dışında. Bugün sizinle filmlerde ve dizilerde yer alan korku sahnelerine bakacağız. Ve ne kadar gerçekçi bunlar. Siz de birebir bu işin içinde olduğunuz için sizden de yorumlarınızı alacağım. İlk olarak Cin Azabı filminden bir Karabasan sahnesi izleyeceğiz. Saçımızı birazcık bozacağız ama şöyle vereyim. Hocam nasıl taktınız ya? Arkadan valla. Saçımız bozulmasın ya. Anne. Sen misin? Bizzat ben kendim yaşıyordum bu sahneyi. Karabasan olayı böyle midir ve... Öyle değildir. Ha. Tık 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 sesler karşı tarafa haber vermedir. Şak diye üstüne çıkar. Bir yanda. Ha, burası biraz daha böyle abartmış. O zaman hocam şunu da soralım. Karabasan nedir? Ona da bir girelim. Karabasan cinlerdendir. Sırt üstü yattığın zaman hareketsiz hale getirip sana musallat olmaya çalışır. Bir sıkıntı verir. Ondan sonra bir besmele veya bir dua okuduğu zaman çekip gider. Devam ediyoruz. Hocam şimdi geldik Dabbe 3 filmine. Gece saatleri. Hastayım hadi. Doğrudur. Bu şekilde var. Hadi hastaba. Hadi dostlar. Ne diyor hocam burada? Siz anlaşıldı. Ben hiçbir şey anlamadım. Ha, anlaşılan bir şey söylemiyor yani. Tamam. Anne. Küçük kızlar da böyle annelerini görebiliyor. Ama annesi değil. Aynı şey doğrudur. Bu şekilde de vardır. Yaşayabilir bunu. Anlamadım. Sizin odama geldiğinde yanında biri vardı. Nasıl biri? Böyle hastaları ben çok şey yapıyorum. Bana çok geliyorlar. Böyle bu sıkıntısıyla ilgili olan. Simsiyahtı. Göz perdesi açılmış kızın. Musallat değil ama. Göz perdesi açılmış onları görüyor. Hocam o da çok korkunç ya. Küçük kızlar yani küçük çocuklarda mesela görme yetisi daha mı fazla? Tabii ki de. Ha. Görebilir. Günahsız oldukları için. Şunu da sorayım. Hayvanlarda hocam var mı böyle bir tabii, şey? Tabii hayvanlar görür. Göz perdesi yok onların. Ha, kediler mesela. Tabii ki de. Benim de kedim var yani. Geldik hocam Siccin 4 filminden bir sahneye. Burada bayağı cin alemine gidiş var. Cinle bir konuşma var orada birebir. Ona bir bakacağız. Tamam. Kellem mai. Geldim! Alleinig! Ich komme! Selada balayın! Kamer cisim keletimu! Yani konuşmalar doğru, onun o şekilde hareket etmesi çok yanlış bir şey. Nece konuşuyorlar hocam? Bilindik bir şey mi bu? Arapça. Arapça. Gerçek Hüddam hocası da alırken boyut değişiyor. Şimdi cin alemine geçiş oldu. Benim bütünler, oğlum bütünler. Bir durduruyorum. Cin alemi dediğiniz yer böyle bir yer mi? Böyle değil de yani farklı boyuta geçiş. Aha. Burada biraz yine dünya aslında. Tabii aynen öyle. Yani. Farklı boyuta geçiyor. Bu tipte de aynı tip. Bu tipte gelebilir. Aynen doğrudur. Bu şekilde de olabilir. O alem. Bu şekilde görüntü verebilirler. Bayağı siz bunu o zaman bu sahneyi gerçekçi buldunuz o zaman. Tabii ki de bunlar gerçek. Normal. Ha, o adamın o karının gırtlağına yapışması biraz tuhaf. Hoş değil. O
aileme geçmek için galiba şey yapıyor. Yok öyle geçilmez. Olmaz o. Davet esnasında ve kişi diyecek ki benden temizle bunu gerçek ilimde. Hı hı. Beni hocam beni bundan kurtar. Davet ediyorsun ondan sonra belli sözcükler ve o sözcükleri kullandıktan sonra ortam değişir. Anladım. Onların alemine geçiş yapılır. Bu sefer o bayan neredeyse o bayanı kurtarmak için oraya yolculuk yapıyorsun. Anladım. Oradan kurtarıp onu bayanın içinden çıkarıp bayanı eski haline getirmek için ne yapıyorsun? İşlem yapıyorsun ona. Geldik Dabbe 3 ve Dabbe 4 filminden büyü bulma sahneleri var hocam. Ay onlar ne ya? Bunlar... Zaten insanların evlerinde de böyle. Ay Allah'ım ya. Ya evin giriş kapılarına koyuyorlar, ya tuvalet kapısının altına koyuyorlar, ya bahçede incir ağacı varsa oranın altına gömüyorlar. Veya tuvaletler varsa oranın altına gömüyorlar. Bunlar çok ağır kabilelerle yapılan büyülerdir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Büyüyüzü bir kelimetillahi tammeti min külli şeytanin hameti ve min külli şeytanin hameti. Hocam bu nedir? Bu böyle bir şey var mı yani? Büyü yapmak için kullanılan bir şey mi? Var. Ha, var. Aynen öyle. Tamam. Adamın diyelim kısmetini bağlatmak için yapabilirler. Elle çalışıyor ya diyelim. Aha, hiçbir şeyi kazanmasın. İşleri ters gitsin. Elini kolu bağlıyor gibi. Aynen öyle. Aslında. Tamam devam. Bu başka film. Ne bu lan kızım? Bu arada dediğiniz gibi tuvaletin altında bu sefer buluyor. Aynen öyle. Bunlar gerçek olan şeylerdir. Ben de yaşıyorum aynısını. O aileyi kökten yok etmek için yapılmış. Bozulmadığı sürece vay o ailenin nesilden nesile gelecek olan kişilere. Bozması zor mu? Çok zor. Bozulur ama bir 7-8 saatini alır bunlar. Büyü Allah tarafından Harut ve Marut aracılığı ile insanlara indirilen kötü bir ilimdir. Ne yapıyorlar? Allah'ın ayetlerini ters okuyarak şeytani cinleri karşı tarafa nüfuz ettiriyorlar, musallat ettiriyorlar. Hocam büyü yapana ters tepme olmuyor mu ya burada? Kötü niyetli sonuçta bu. Kötü zaten o da musallat alıyor haram iş yaptığından dolayı. He. Ama karşı tarafı da hayatını zindan ediyor. Anladım. Kara büyü var, sabun büyüsü var, kabala büyüsü var, bağlama var. Bunlar var da var. En kötüsü hangisi hocam? Kabala. Bunlar kabala. Yahudilerin yaptığı bir büyüdür. En kötüsü odur. Siz karşılaştınız mı hiç mesela kabala büyüsüyle? Çok. Vallahi. Tabii ki de hep karşılaşıyorum ben. İzin olursa evdeki bütün nazar boncuklarını kaldırıp atmak istiyorum. Nazar boncuğu şeytanın ve cinlerin kuvvet iksiridir. Doğrudur. Çünkü dedi ki nazar cinleri çekiyor. Kuvvet iksiri gibi bir şey. Çünkü şeytanın simgesidir. O evde nazar olduğu zaman cinleri kendine çeker. Cinleri kendine eve çektiğin zaman ne olur? Aileye musallat olurlar, ailenin hayatını mahvederler. Hemen sahneyi bitirelim. Göz değmesin diye nazar boncuğu takılıyor ya. Hocalar öyle diyor ya. Hangi hoca? Nazar boncuğundaki o göz şeytanın gözüdür. Aynen öyle. Tek göz. Tek göz. Babil'den beri şeytanın simgesidir. Aynen öyle. Siz nazar boncuğuna beni koru diyerek şeytandan yardım istiyor ve ona sığınıyor. Ve şirke düşmüş oluyorsunuz. Dinden çıkıyorsunuz. Ha o kadar yani. Ahiretiniz gider. Ebedi cehennem olur. Hocam herkesin evinde var şu an var, nazar boncuğu. Var. Allah Allah. Çünkü oradan medet ummak insanı şirke düşürür. İnsan şirke düştüğü zaman iman dairesinden çıkar. İman dairesinden çıkan da ebedi cehenneme Allah korusun girer. Hocam şimdi Paranormal Activity yabancı bir filme geldik. Bu da yurt dışı çok meşhur bir film yani aslında. Bu çok abartılıcı bir şey. Alakası yok. Çok abartmış. Tık tık sesler böyle kapıları kapanıp açılması normal bir şeydir. Şak diye bir anda deprem gibi olması abartıcı bir şeydir. Eşyaları hareket ettirebiliyorlar mı? Ederler. Geldik ikinci kısmımıza. Filmlerdeki musallat olunan kişilerle ilgili sahnelerimiz var. Hakikaten Allah korusun bir cin musallatında insanlar bu hale mi düşüyor? Normalde o kadının içindeki cin en... Bu var yani, bu doğru şeydir. Ciddi misin? Aynen öyle. Ya eşyaları havaya kaldırabilir. Kaldırabilir ama o da çok güçlü kabile olması lazım. Azılı cin kavmi ise istediğini yapar orada. Chris, doctors. Mother, please!
Bu doğrudur. Aynı şey. Bu şekilde. Ya zaten ben bunları yaşıyorum her zaman hastalarımda. Çoğu hastalarımda yaşıyorum. Tabii. Buradaki biraz daha şey yani abartılmış. Kızda mesela bir güç var. Sesi değişiyor. Evet. Sesi kalınlaşıyor. Çünkü cin, ifrit içine giriyor. Bir ifritte zaten 25 erkek gücü var. O kızın içine girdiği zaman o kendi gücünü kullanır. Peki hocam başta niye sahnede böyle ileri geri kafasını... Delleniyor. Delleniyor mu? Yani cin delleniyor içinde. He. Garip şeyler yaptırıyor yani. Hayır, onun öyle dellenmesinin tek amacı var. Sağlam bir gücün karşısında bulduğu zaman. Yani kendisini çıkaracak bir hocayı gördüğü zaman o zaman dellenir. Yoksa kendini belli etmez fazla onlar. Devam edelim. Buradaki yüz ifadesi yanlış bir şey. Yani çok yanlış bir şey yapılmış. Abartısız. Direkt yani çok abartmışlar. Yani böyle... Var. Buradaki kesinlikle abartmışlar. Var ama o şekilde değil. Ne var hocam? Yani yüzü... Normal kalkar ama ortalık dağılmaz. Ortalığı dağıtmazlar. Çok saçma filmler çekiyorlar yani bunlarla ilgili. Evet. Hepsi montaj. Çok montajlıyorlar. O filmde öyle yapıyorlar. Ortalık dağılmaz. Çıldırır şey yapar. Sağlam bir hocaysa şak diye üstünden alır onu zaten. Hemen rahatlanır. Dabbe 4 filminden bir sahne izleyeceğiz. Yine bir musallat sahnesi. Şimdi ellerini yüzüne doğru götür. Dua eder gibi. Tamam. Normal musallatlar da bu şekilde oluyor. Avcundaki kokuyu iyice içine çek. Tamam. Buradaki abartmışlar. Ona merhamet et ya Rabbi. Evet. Alakası yok. Burada bayağı yer oynuyor. Yatak havalandı. Bayağı abartmışlar yani. Evet, evet. Kız tamam gözüne götürür. Hocam farklı suretler görüyorum. Yalan görüyorum, domuz görüyorum der. Yani böyle olmaz yani alakasız. Çok yani abartmışlar burada. Hocam ruh ve cin çağırmak için vize tahtası kullanılıyor yurt dışında daha çok. Ülkemizde de işte atıyorum fincanlar falan mesela çok kullanılır. Şimdi hocam onunla ilgili hem bizim kendi Twitch yayınımızda The Squad yayınımızda yaşanan bir video izleyeceğiz. Hem de internette dolaşan bir videoya bakacağız. O zaman yavaş yavaş. Bak köpekler de havlıyor. Buğra nerede Buğra? Sağ. Hocam niye gülüyoruz biz şu an ya? Ayıp vallahi ya. Başlarına ne geleceği habersizler ya. Köpeği bu arada öldürüyor. Bir şey diyeceğim evet. Köpeği yiyorlar galiba. Siz köpeği yiyorlar. Kurbayım ben. Köpeği yiyorlar mı? Yok yok devam eder. Ben sıçarım böyle işe ya. Hadi lan oradan köpekler sustu oğlum. Goodbye dedi köpekler sustu. Buğra şu an korkudan Buğra öldü. Oha! Oha! Abi şaka mı lan bu? Ya hadi Allah aşkına ya. Evet hocam yani şöyle oldu. Biz böyle bir hani ruh çağırma seansı gibi bir şey yaptık orada. Ruh öyle çağırılmaz. O niyetle onları çağırma niyetiyle yaptığınız için şeytani cinler ses çıkarabilir. Sıkıntı yapabilir. Kedi şeklinde veya köpek sesiyle seslenebilir. Fincanla falan da hocam çağrılmaz mı mesela? Şeytani cinlerin davetidir o. Çağrılır o zaman. Tabii çağrılır ama bu tehlikelidir. Yani hayatını mahvediyorsun. Sen hayatını geri kalan kısmını tımarhanede geçirmeyi düşünüyorsun. Yani öyle düşün. Geldik hocam ikinci bir yine vize tahtası videomuza. Bu da yine internette yayılmış bir video. Bir filmden sahnesi değil diye biliyorum. Alright. Watch out Ouija board. We're coming for you. Okay. Is there anyone here? Onlara şeytan çağırıyor herhalde. Şey sorayım. Hocam Zozo ismi tanıdık geliyor mu? Zozo mu? Evet. Bu yani filmlerde veya böyle internette de meşhur Zozo diye bir şeytan çağrılıyor. Zozo. Güçlü bir şeytanmış yani. Öyle de burada da işleniyor. Zozo ismi falan yazıyor bilmem. Oraları biz kestik ama. Bunlar kesinlikle yanlış metotlardır. Kesinlikle ve kesinlikle bu tür şeylerden uzak durmamız lazım. Hayatımızı mahvederiz. Ha gitti. Bu kadar işte.
Başladı cinlenme. Gerçek. Bu gerçektir. Gerçekten mi? Tabii ki de. Çünkü o anda musallat oluyor. Kadını şekilden şekile sokuyor. Niye gülüyor hocam? O krize mi giriyor orada yani? Gülmüyor aslında. O andaki kriz geçiriyor. Son olarak hocam, Annabelle çok meşhur bir bebek. Yurt dışında içine işte şeytan ya da artık oradaki işte orada şeytan deniyor. Bizde cin deniyor. Cin musallat olmuş bir oyuncak bebek. Hemen o filmden. Gerçek bir bebek, filme de konu olmuş bir bebek aynı zamanda. Cin ona mı musallat oluyor? Evet. Bebeğe. Oyuncak bebeğe. Nasıl oluyor? Olmaz mı hocam? Annabelle ya, bu çok meşhur hocam. Allah yapmayın. Allah. Tabii hemen bakalım filmdeki sahneye. When we came home, she was sitting in the hallway. Ya boyamış yani her tarafı. Evet. Burada çok abartıcı şeyler var filmde. Çok abartmışlar yani. O alan bu şekilde değildir. Biraz daha insanları dikkatini çekmek için çok abartılmış. Bu sahne çok abartılmış. Evet, burada da bebeği atıyorlar çöpe. Ona rağmen eve geri gelmiş mesela bebek. Böyle bir şey olabilir mi hocam? Yani cansız bir varlığın içine bir ruh, şeytan, cin girer, eve getirir bebeği. Tamam ama siz başta dediniz ki oyuncak bebeği olmaz falan dediniz. Cin musallat olmuş dediniz ama cin onu eve getirir istese. Anladım. Getirebilen bebeğe niye musallat olsun ki? Yani şey bebeğe, oyuncak bebeğe. Kişileri korkutmak için istese bunu yapar. Cine zor değil ki bu. Hocam valla ağzınıza sağlık diyelim. Yani bölümümüzün artık sonuna geldik. Sizin bir YouTube kanalınız var. YouTube kanalınızda ne yapıyorsunuz hocam? Sağlam kaynaklardan, sağlam ağızlardan veya sağlam bir şekilde hava silimini açıklıyorum ki insanlar büyücülerin, falcıların, kötü insanların eline düşmesin diye bu videoları çekip kendi YouTube kanalımda yayınlıyorum. Mehmet Karakoç metafizik uzmanı yazdıkları zaman çıkar her şey ortaya. Evet, aşağıda bu arada linkini de bırakıyoruz açıklama kısmından. Merak eden arkadaşlarımız tıklayarak gidip hocamıza abone olmayı unutmasınlar diyelim. Hocam unuturlarsa başlarına bir şey gelmez diyorum. Yok yok. Onu da bir sorarım da. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah düşüncelerinizi de yorumlara güzel bir şekilde yazmanızı istiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Alkışlarla videomuzu bitiriyoruz.